ben bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı inanın çok kolay. İki parça halinde çantamızın önünü ve arkasını örüyoruz, birleştiriyoruz ve en son askılarımızı da bu şekilde çantamıza sabitleyerek çantayı tamamlıyoruz. Ben bu çanta modeli için penye ip kullandım. Siz dilerseniz daha farklı ipler de kullanabilirsiniz ama ölçüler tamamen farklı olacaktır. İpim kalın olduğu için ben bu şekilde hazırladım. Çanta modelinde ince yapılar çok tercih etmeyin. Kalın yapıdaki ipler daha güzel duracaktır. Kendini daha güzel gösterecektir. Şöyle göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki. Arka kısmı da bu şekilde sık iğneler halinde örüp hazırladım. Ön kısmında bu şekilde kare bir motifimiz var. Çiçek halinde ördük. Kare haline getiriyorum daha sonrasında ve bu şekilde hazırlamış oldum. Dediğim gibi ben penye ip kullandım. Kullanmış olduğum ip 330 gram 60 metreydi. Bir yumak yeterli geldi. Tamamını kullanmış oldum. Elinizde kalan penye ipleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Böyle çantamın bitmiş halinin ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Ona göre yapın diye. Bakın şu şekilde baktığımızda bitmiş hali dikiş payları ile birlikte şöyle göstermek istiyorum. 26 santim eninde. Şöyle boy olarak baktığımızda ise 23 santim. Şöyle ahşap halkamın da santim ölçüsünü vermek istiyorum. 10 santim uzunluğunda da ahşap halkalar kullanmış oldum. Gayet güzel oldu. Evet, videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde penye ip kullanacağım. İpime uygun olarak da 6 milimli tığımı kullanıyor olacağım. Şimdi burada ilk olarak zincir çekerek başlayacağız. Şöyle ipimi orta kısmından çıkartıyorum. Şimdi benim ipim penye ip ve kalın ip olduğu için ipime göre hareket edeceğim ve ona göre ilk olarak çiçeğimizi öreceğiz. Şöyle ipimi orta kısmından çıkardım. Şimdi burada zincir çekerek başlıyorum. Şöyle bakın 1 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. 7 tane zincirimizi çektikten sonra baştaki zincire geriye dönüyorum. Şöyle ipimi içinden geçirdim ve ilk zincirin de içerisinden geçirerek bu şekilde bir ortada halka oluşturmuş oldum. Şimdi burada 1, 2 tane zincirimi çektim. Tığım üst ipimi doladım. Buradaki oluşturduğumuz boşluğa halkaya batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkarak iki de trabzan örüyorum. Bu baştakini de baştaki zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum. İki tane iki de trabzanım var. Tekrar tığım üst ipimi doladım. Halkamın içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkarak iki de trabzan örüyorum. Şöyle ilerlerken trabzanlarımı yerleştiriyorum ipim kalın olduğu için. Şimdi burada gösterdiğim şekilde toplam olarak 16 tane ikili trabzanımızı örelim. Halkamızı bu şekilde ikili trabzanlarla dolduralım. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. 16 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi burada ilk yaptığımız zincirin şöyle tepe noktasına batıyorum. İpimi şöyle çekiyorum. Bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yaptım. Şimdi burada zincir çekmeye başlayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bir tane boşluk bıraktım. Diğerinin tepesine bir tane sık iğne ördüm. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir, bir boşluk, diğerinin tepesine bir tane sık iğne. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir, bir boşluk, diğerinin tepesine bir tane sık iğne. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz. 4 tane zincir, bir boşluk, diğerinin tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın zincir yuvalarımı bu şekilde hazırlamış oldum. Sıra sonuna geldiğimizde toplam olarak 8 tane bu şekilde zincirden yuvalarımız olması gerekiyor. Bakın son yuvayı da bu şekilde 4 tane zincir ile oluşturmuş oldum. Şimdi burada sıramızı kapatırken bu bizim ilk yaptığımız zincirin oluşturduğu şuradaki dip noktası. Şimdi hemen bu dibine batıyorum. Şöyle. İpimi çekiyorum. Bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Şimdi burada tığımın üst ipimi doladım. Hemen ilk gelen zincir boşluğunun içerisine battım. Bir tane burada şöyle ikili trabzanımı örüyorum.
Şöyle yerleştireceğim. İpim kalın olduğu için bir tekrar aynı işlemi yapıyorum. 2 tekrardan 3. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Tekrar batıyorum 4. Bakın 4 tane bu şekilde ikili trabzanımı doldurmuş oldum. Tekrar tığımız ipimi doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 5 tane ikili trabzanımı örmüş oldum ilk boşluğa. Şimdi yandaki zincir boşluğuna şöyle batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Bakın. Tığımın üst ipimi doladım. Hemen yandaki zincir boşluğuna batıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane bu şekilde ikili trabzanımı örüyorum. Bakın ilerlerken şöyle yerleştirerek ilerleyeceğim. 5 tane ikili trabzandan sonra şöyle tığımdaki ipi hafif gevşetiyorum. Yandaki zincir boşluğuna batıp bir tane sık iğne ördüm. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. 4 tane doldurmuş olacağız. Aralarda bu şekilde birer tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunu şu şekilde kapatacağız. Son bir tane sık iğnemi ördükten sonra şöyle burada bizim ilk yaptığımız sık iğnelerin bakın ikili trabzanın dip noktasına batıyorum. Şöyle ipimi tığımla birlikte arkaya doğru çekiyorum. Bakın bu şekilde. İpimizi arkaya çektikten sonra burada arkada zincir yuvaları oluşturacağız. Şimdi 1, 2, 3. Toplam olarak 6 tane zincirimi çektim. Şöyle arka tarafından örmeye devam ediyoruz. Şuradaki hemen sıra gelen bakın direk boşluklarının arasından çıkıyorum. Şöyle ipimi çekeceğim. İpimi çektikten sonra burada bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Daha sonrasında sıra gelen bakın şuradaki boşluğa şöyle göstermek istiyorum. Batıyorum. Diğer boşluktan çıkıyorum. Bakın ip tığımın üstünde. Şimdi buradan ipimi boşluğun arasından çektim. Bir tane sık iğnemi ördüm. Şimdi sıra sonuna gelene kadar zincir yuvalarımızı bu şekilde oluşturacağız. Şuradaki hiçbir boşluğu atlamıyorum. Bakın. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirden sonra şöyle ilmeklerin ara boşluklarından çıktım. İpimi çektim. Bir tane sık iğnemi ördüm. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Ara boşluktan çıktım. Bakın hiçbirini atlamadım. İpimi çekiyorum. Bir tane sık iğnemi ördüm. Şimdi sıra sonuna kadar arkalarda bu şekilde zincir boşluklarımızı örelim. Şimdi gösterdiğim şekilde arkadaki zincir yuvalarını örüp hazırladım. Şöyle birlikte sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane bu şekilde zincir yuvalarımızı hazırladıktan sonra şu ilk yaptığım zincir yuvanın dip noktasına batıyorum. Şöyle ilk olarak ipimi burada kaydırıyorum. Daha sonrasında ilk gelen zincir boşluğuna şu şekilde batıyorum. Bir tane kaydırmamı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Tekrar batıyorum bu noktaya. Bir tane sık iğne ördüm. Bakın bir tane kaydırma, bir zincir, bir tane sık iğne ördüm. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bu zincir boşluklarını tekrardan ikili trabzanlarla dolduracağız. Tığım üst ipimi doladım. İlk zincir gelen boşluğuna battım. Bir tane ikili trabzanımı ördüm. Devam ediyorum. İkinci ikili trabzanım. Devam ediyorum. 3 4 5 6 ve 7. Toplam olarak 7 tane bu şekilde ikili trabzanımı ördüm. Şimdi trabzanlardan sonra sıra gelen zincir boşluğunun içerisine şu şekilde batıyorum, ipimi çekiyorum, bir tane sık iğne ördüm. Tekrar tığım üst ipimi doladım. Yandaki zincir yuvasına batacağım. Şöyle ilerliyorum. Yandaki zincir yuvasının içerisine de yine 1 ve 7 tane bu şekilde ikili trabzanımı örmüş oldum aynı zincir boşluğuna. Şimdi sıra gelen zincir boşluğunun içerisine bir tane sık iğnemi ördüm. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Bakın bir önceki sıramızda yapmış olduğumuz şuradaki sık iğnelere bu şekilde yaprak
Çiçeklerimizin tepeleri denk geliyor. Arka yuvalarına da tekrardan ikili trabzanlarımızı örmüş olduk. Şimdi sıra sonuna gelene kadar bu şekilde 7 tane ikili trabzan bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada ilk sık iğne ile başlamıştık. Şöyle tekrar etmek istiyorum. Bakın şöyle orta kısmı biraz kapatayım. Bakın bu şekilde 4 tane köşemizi örmüş olduk. Yine ortalarında sık iğnelerimiz var. Şöyle açtığımızda da bakın bu şekilde yapraklar ortadaki sık iğnelerine denk geliyor. Şimdi ilk sık iğne ile başladığımız için tam şu tepe noktasını şu şekilde batacağım. Bakın ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. İpimi şu şekilde kaydırıyorum. Şimdi tekrardan arkadaki yapmış olduğumuz zincir yuvalarını tekrar edeceğiz. Şimdi burada zincir çekmeye devam ediyorum. Bakın bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Şimdi yine arkaya çeviriyorum. Şu görmüş olduğumuz bakın ilk yaptığımız şuradaki ara boşluklardan çıkıyorum. Şöyle ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. İlk zincir yuvamızı bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. Yine sıra gelen hiçbir boşluğu atlamadan sıra gelene şöyle batıyorum. Aradan çıkıyorum. İpim kalın olduğu için biraz zorlanıyorum ben. Şöyle ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edip zincir yuvalarımızı hazırlıyoruz. 7 tane zincir şuradaki ara boşluktan çıkıp bir sık iğne. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Zincir yuvalarımı oluşturmuş oldum. Bakın en son 8 inceyi yaptıktan sonra bir tane sık iğnemi yaptım. Burada ilk yaptığımın dip noktasına batıyorum. Şöyle ipimi çekiyorum ve burayı tekrardan ipimi kaydırarak kapatmış oluyorum. Şimdi burada ikili trabzanlar halinde örmeye devam edeceğiz. Doldurarak devam ediyorum. Şimdi tığımın üst ipimi doladım. İlk gelen boşluğa battım. Şöyle tek seferde çıktım. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Tığımın üst ipimi doladım. Tekrar batıyorum. Şimdi bir tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi burayı dolduruyorum ikili trabzanlarla. Bakın. Bir tane çakma sık iğne, bir tane ikili trabzan, ikinci ikili trabzan. Tekrar battım. Üçüncü ikili trabzan. Tekrar batıyorum. 4. Tekrar batıyorum. 5. Tekrar batıyorum. 6 tane bu şekilde ikili trabzanımı ördüm. 6 tane ördükten sonra tekrar tığım üst ipimi dolayıp zincir boşluğuna batıp şöyle ipimi çekip tek seferde çıkıyorum. Bakın birinci ve sonuncu bu şekilde çakma sık iğne oldu. Ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzanım var. Şimdi tekrardan birlikte yapalım. Zaten devamı aynı şekilde olacak. Tığım üst ipimi doladım. İlk gelen zincir boşluğuna batıyorum. Tek seferde çıktım. Bir tane çakma sık iğnemi ördüm. Tekrar tığım üst ipimi doladım. Zincir boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Tekrar batıyorum. Üçüncü ikili trabzanım. Bakın çakma sık iğne. 3 tane ikili trabzan. Devam ediyorum. 4. 5. Ve 6. 6 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi bir tane de çakma sık iğnemi yapıp tamamlamış olacağım. 3 tane ipim var. Tek seferde çıkarak çakma sık iğnemi ördüm. Şimdi sıra sonuna gelene kadar aynı işlemi tekrar edip çiçeğimizi tamamlamış olacağız. İkili trabzanlar ve çakma sık iğne ile dolduralım. Bu zincir boşluklarımızı şöyle de göstereyim. Şimdi gösterdiğim şekilde çiçeği tamamlamış oldum. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bitirmeyi de şu şekilde yapacağız. En son yine bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Şuradaki dip noktasına batıyorum. İpimi şöyle kaydırıyorum. Daha sonrasında bir tane de zincirimi çektim. Burada artık ipimi kesiyorum. Şimdi çiçeğimin son sırasını da şu şekilde yapacağım. En son ipimi kestikten sonra tekrardan ipime bir tane şöyle zincirimi çekiyorum. Tığım üst ipimi doluyorum. Şimdi burada ikili trabzanların tam orta noktasına denk gelecek şekilde ipimi şöyle batırıyorum. Bakın bir İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. İpimi şöyle
Çekiyorum. Yine ilk iki ipimi çıkıyorum. Diğer ipim tığımda. Tığımdaki bütün ipleri aynı anda çıktım. Şimdi araya bir, iki zincirimi çektim. Tığımız ipimi doladım. Aynı noktaya tekrardan dönüyorum. Yine ilk iki ipimi çıkıyorum. Diğer ipim tığımda. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İlk iki ipimi çıkıyorum. Diğer ipim tığımda. 3 tane ipim var. Tek seferde çıkıyorum. Şimdi buraya köşe öreceğiz. Araya tekrardan 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımız ipimi dolayıp burada yapmış olduğum işlemin aynısını tekrar edeceğim. Bakın ilk iki ipimi çıktım. Tekrar doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İlk iki ipi çıkıyorum. Diğer ipim tığımda. Hepsini tek seferde çıkarak, bakın üçlü yaparak burayı köşeleştirmiş olduk. Şimdi diğer noktaya geçerken arada 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımız ipimi doladım. Tam orta noktasına batıyorum. Bakın diğer noktanın. İlk iki ipi çıktım. Diğer ipimi tığımda tuttum. Tekrardan aynı işlemi yaptım. Tek seferde topladım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bakın bir topluyorum. Şu şekilde. Tek seferde çıkıyorum. Hepsini topladım. Bakın bu şekilde ikili grup yapmış olduk. Başlarken üçlü grup yapmıştık. Şimdi arada yine 3 tane zincirimiz var. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Diğer tepe noktasına batacağım ve buraya tekrardan köşe öreceğiz. Tığımız ipimi doladım. Bu noktaya dönüyorum. Tam orta noktasına battım. Bakın bu şekilde ilk iki ipimi çıktım. Tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. İlk iki ipi çıkıyorum. Hepsini tek seferde topladım. 2 tane zincirimi çektim. Tığımız ipimi doladım. Aynı noktaya tekrardan battım. Bu şekilde ilk iki ipimi çıktım. Tekrar batıyorum. İlk iki ipimi çıkıyorum. Hepsini tek seferde topladım. Ve bu şekilde ikili grup yapmış oldum. Şimdi tekrardan araya 2 tane zincir. Aynı noktaya tekrardan batarak burayı köşe haline getiriyoruz. Şöyle tekrardan İlk iki ipimi şöyle çıkıyorum. Tekrar doluyorum. İki ipimi çıkıyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında hepsini topluyorum ve köşemi örmüş oldum. Yine araya 3 tane zincir çekerek tekrardan burada yapmış olduğum grubun aynısını buraya yapacağım. Ve bu şekilde tekrardan köşe, tekrardan ikili grup, tekrardan köşe, en sonunda ikili grubumu örerek çantamın ön kısmında bu şekilde çiçeğini tamamlamış olacağım. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Yine araya 3 tane zincirimi çektim. Bitirirken de şu şekilde yapacağız. Şimdi burada ilk yaptığımız trabzan tepesine şu şekilde batıyorum. İpimi kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çektim burada. Şöyle ipimi artık kesiyorum ve tamamlamış oldum. Kare formunu vermiş olduk. Burada ben toplam olarak 19 tane zincirimi çektim. İpinize göre ayarlarsanız daha doğru sonuç elde edersiniz. Şöyle örmüş olduğum çiçeği de alıyorum. Şöyle bir ölçü aldım. Bakın arkasında bu şekilde bir ölçü aldım. Dediğim gibi daha doğru sonucu elde edersiniz. Bu şekilde ölçü alın. Şimdi sık iğne halinde örüp devam edeceğim. Sonuna kadar geldim. Bakın her bir zincirime birer defa batarak sık iğne ördüm. Sıra sonunda bir tane zincirimi çekip örgümü şöyle çeviriyorum. Hemen sıra gelen sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçtim. Bir tane sık iğne. Hemen yandakinin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batarak sık iğne yapacağım. Şimdi arka parçayı gösterdiğim şekilde örüp tamamlamış oldum. Şöyle santim ölçüsü vermek istiyorum. Fikir olması açısından. Çünkü ipim kalın olduğu için ince ip de farklı olacaktır. Şu şekilde baktığımızda en olarak 25 santim. Şöyle boy olarak baktığımızda ise 22 santim uzunluğunda örüp tamamlamış oldum. Dediğim gibi ipiniz farklıysa burada sonuç farklı olacaktır. Şöyle uç kısmında dikiş yapabilmek adına ipimi şöyle uzunca bırakıyorum. Şu kadar yeterli gelecektir. Şöyle son ilmeğimi de tığımdan bir tane zincirimi çektikten sonra çıkartıyorum. Şimdi örmüş olduğum arka parçayı aldım. Bakın ön parçada bu şekilde.
Şimdi şöyle yapacağım. Şu dikiş yeri aşağıya gelsin istiyorum. Burası ağız kısmı olacak çantamızın. Şöyle kulpların geleceği bölüm burası. Şimdi yanları ve alt taban bölümü komple birleştireceğim. Arka tarafta ayırmış olduğum ipimi şöyle iğnemi yerleştirdim. Burada artık birleştirerek çanta formunu vermiş olacağım. Şu tam köşedeki bakın 3 tane burada grubum var. Orta noktasındakinin tepesine batıp şöyle ipimi ilk olarak buraya bir sabitliyorum. Yanına geçiyorum. Bak sadece arka ilmek dalına battım bu şekilde. Şöyle göstereyim. İpimi çıkardım. Daha sonrasında yine kendimden karşı olacak şekilde sadece arka ilmek dalına batıyorum ve karşılık noktasına batıyorum. İpimi buraya bu şekilde sabitliyorum. Devam ediyorum. Bir buradan alıyorum. Bir tane de karşılık gelen noktasına şöyle batıyorum. Ve bu şekilde çıkıyorum. Bir buradan alıyorum, bir karşılık noktasına batıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum. Bakın her zaman birleştirdiğim gibi birleştiriyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geleceğim. Tam köşe noktasını buraya birleştireceğim. Daha sonrasında tabanı birleştireceğim. Bu şekilde yukarıya doğru çıkacağım ve çanta formunu vermiş olacağız. Şimdi etrafından geçiyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde birleştirmeyi tamamladım. Bakın bu şekilde taban ve yan bölümleri birleştirmiş oldum. Bakın iç kısmı bu şekilde oldu. Gayet tatlı ve minik bir çanta elde etmiş oldum. Şimdi çantamın askılarında şöyle ahşaplar kullanacağım ben. Ahşaplarımın ölçüsünü de vermek istiyorum. Fikir olması açısından şöyle baktığımızda 10 santim uzunluğunda ahşaplarım var. Şimdi ahşabımı da nasıl çantama sabitliyorum bunu da göstermek istiyorum. Bir tanesini göstereceğim. Diğeri zaten aynı şekilde olacak. Şöyle ipime bir tane düğümümü attım. İğneme yerleştirdim. Yün iğnesine. Şöyle ahşabımı tutuyorum. İlk olarak ipimi çantaya sabitliyorum. Ahşabın içerisinden dolandırdım. Bakın bu şekilde. Hemen yan tarafına geçiyorum. İpimi buraya geçirdim. Tekrardan ahşabın içinden şöyle ipimi sardım. Tekrardan bakın şöyle ilmek arasından çıkıyorum. Sıkıştırıyorum. Daha sonrasında yine ahşabın içinden çıktım. Hemen yandaki ilmeğin arasından çıkıyorum. Bu şekilde yeteri kadar sabitledikten sonra ipimi keseceğim. Şimdi devam ediyorum. İpimi şöyle geçirdim. Yanına geçtim. Şöyle ipimi buraya sabitledim. Tekrardan ahşabın arasından çıktım. Şöyle yan ilmeğe batıyorum. Bu şekilde sabitledim. Şöyle çıkıyorum. Yanına geçiyorum. Bu şekilde göz kararı bir bölüm olarak dikeceğim. Şimdi çantamın askısında gösterdiğim şekilde sabitledim. Tamamladım. Tekrardan ahşabın arasından çıkıyorum. Şöyle iç kısmında ipimi yürüterek sabitleyip ipimi keseceğim. Şimdi ipimi sabitledikten sonra burada artık ipimi kesiyorum ve çantamın askısında hazırlamış oldum. Diğer askıyı da yine gösterdiğim şekilde arka tarafına sabitleyeceğim ve bu şekilde çantamı tamamladım. Siz zaten bitmiş halini videonun giriş kısmına görüyor olacaksınız. Evet, çantamın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.